Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Akut Spor Kulübü'nün Orienteering branşı ile alakalı bir sohbet yapacağız. Orienteering branşımızdaki başarılı sporcularımızla Orienteering'i ve kendilerinin başarılarını konuşacağız. Biraz sonra onları da alacağım. İbrahim ve Hülya'yı bekliyorum. İkisi bizim Akut Spor Kulübü'nün Orienteering sporcuları. Orienteering sporunu tanıtın isterseniz. Ben de biraz Akut Spor Kulübü'nden bahsederim. İşte sonra böyle sohbet olarak devam ederiz. Muhakkak yorumlar, sorular gelecektir aşağıdan. Bayağı da izleyicimiz çok. Onlardan gelecek yorumlarla da devam ederiz. Arzu ederseniz siz başlayın. Tamam. Hocam şimdi öncelikle böyle durumlarda ben kimimle başlamak gerekir herhalde. Öncelikle bir Akut gönüllüsüyüm ben. Eski Seferihisar ekibi, şimdiki yeni ismiyle Yarımada ekibi olduk ismi. Orada operasyonda yer alıyorum. Aynı zamanda seminer biriminde de görev yapıyorum. Okullarda deprem bilinçlendirme seminerlerine katılıyoruz. Akut Spor Kulübü'nün atletizm takımında maratoncuyum. Yine Orienteering takımında da malumunuz Orienteering sporcusuyum. Orienteering eğitim ekibinde 5 kişilik bir kadromuz var bizim. Bu ekipte 4'ü Ankara'da, bir tane de İzmir'de ben varım. Orienteering eğitim ekibindeyim. Bunun yanında Ege Maraton Spor Kulübü'nün Orienteering branş antrenörüyüm. Ege Atletik Spor Kulübü'nün de branş antrenörlüğüne bu sene başladım. Bu Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın ilk ve ortaokullarına hafta sonları kulüp derslerine katılıyorum. Aynı zamanda halk eğitimlerde Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar'daki halk eğitimlerde usta öğretici sıfatıyla okullarda, ilk ve ortaokullarda eğitim veriyorum. Çok güzel. Hep Orienteering üzerine değil mi bu konuştuğumuz konu? Tabii. Hep Orienteering üzerine eğitim veriyorum. Yani aslında köken olarak öğretmen olmamama rağmen 50 küsur 60 yaşlarında öğretmenlik mesleğine başladım gibi oldu. Benim Orienteering'le tanışmam da çok ilginç oldu. İlgi alanımla tesadüfler bir araya geldi. Onun birleşmesiyle oldu. Emeklilikten sonra İzmir'in dağlarında yürüyüşlere başladık, trekking yürüyüşlerine. Sonra sizin Everest'leriniz gibi olmasa da kendi Everest'lerimiz olan Hasan Dağı, Aydos zirvelerine çıktık. En son geçen sene çıkamadık. Erciyes planımız vardı, çıkamadık. 2 sene önce Aladağlar'da Emler zirvesine çıktık. Bunlar da bizim kendi Everest'lerimiz. Böyle başladık spora. Sonra baktım ki bu dağ yürüyüşlerindeki performansımı gördükten sonra koşuya, maratona, derken ultramaratona başladım. Sapanca ultramaratonuna katıldım. İşte Orienteering'le tanışmam tam da orada oldu. O Sapanca ultramaratonunda oldu. Yarışı bitirdim. Eşim de yarışa katılmıştı. 50 kilometreyi katılmıştı. Onu beklerken kenarda tanıştığım kişi Türkiye Orienteering milli takımının teknik direktörü Veysel Hoca'ymış. Onunla sohbet ettik. Ben dedim ilk ona Orienteering de neymiş anlat bakalım. Neyse Orienteering'i bana tanıttı. Baktım ki benim ilgi alanıma çok yakın. Ben zaten dağlarda dolaşıyorum. Koşmayı seviyorum. Koşarak Orienteering'i yapayım dedim. Böyle düşünün 2016 yılında ve 57 yaşındayım. Orienteering'le tanıştım. Hani şu anda Orienteering de neymiş, bana göre çok zor falan diyenler için kendime örnek gösterebilirim. 57 yaşında başladım. Şu andaki Türkiye'deki kategorilerin 55 artısı var. Sadece 55 artı
bütün yaş kategorileri 55 artının üstünde birleşiyor. Bizim Akut Spor Kulübü'nde de bir 50 kategorisi var, bir de 55 yaş kategorisi var. Aramızda onları paylaştırdık. Biz de Çetin Bey'le ikimiz 55 yaş kategorisinde yarışıyoruz. Son 3 yıldır da takım kupası alıyoruz. Akut'la ilgili. Akut Spor Kulübü ile ilgili. Şimdi yine bu yılın sonunda, yani 2016 yılında ben tanıştım. O gün şeyden dönüşte güzel bir tesadüf. Mustafa Hocam Gülseren Hocam'ı aradı. Gülseren Hocam'la da biz yarıştan dönüyoruz. Gülseren Hocam'ın eşiyle birlikte. Yarıştan dönerken işte orienteringden bahsettiler. Ben orienteri öğrendim ya artık. Orada kulak misafiri oldum. Ben dedim biliyorum ya o eğitimi İzmir'de versek ya falan derken böyle bir girişimde bulundum. İzmir'de orientering eğitimine katıldık. Eşim de o arada orienteringle tanıştı, eğitime katıldı. Hemen bu yılın sonunda, 2016'nın Kasım ayında İzmir'de Kozak Yaylası var, Bergama'da. Orada bir yarış düzenlendi. O yarış çok benim için ilk yarışım. Akut'un ilk orientering, lisanslı orientering sporcusu yarıştı. Ve Akut ilk madalyasını orada aldı. Üçüncülük aldım. Oo, çok güzel, bravo. Yani o Kozak Yaylası benim için birçok ilk oldu. Akut için de ilk oldu aynı zamanda. Orada ilginç de bir deneyim oldu. İki gün sürüyor oradaki yarış. İlk gün ben koşudan geldiğim için, biz koşuda ne yaparız? Finişteki takı görürüz. Hızla o taktan geçeriz. Depara kalkmış vaziyete geçeriz. Ben de birinci gün öyle yaptım. Pırttı geçtim. Ama meğer takın altında esay varmış. Oraya da finish esayı basılması gerekiyormuş. Ben onu bilmiyorum. Eyvah. Basmadım ve diskalifiye oldum ilk yarışımda. İkinci günde ancak üçüncülük alabildim. Hay Allah. Öyle garip de bir anımız oldu orada. İşte biz, ben burada yenilikçi fikir ve çabalarla yeni yaşam alternatifleri falan hazırlayayım, kendime bulayım diye düşünürken, kendi fikrim olmasa da orientering sporuyla tanıştım. Şimdi de ilk ve ortaokullarda çocuklara bu alternatif bir spor dalı olan orienteringle tanıştırmayı hedefliyorum. Amacım bu. Ben o zaman aslında Hülya'ya devam etmeden istersen şunu biraz açabilir misin? Bu bahsettiğin yaş grubundaki çocukların zihinsel gelişimlerinde, fiziksel kabiliyetlerinde, o duygu düşünce dünyalarında nasıl değişimlere, dönüşümlere, olumlu artılara fayda sağlar bu orienteering sporu sence? Evet, zaten hani konuşmamızda da onunla da planlamıştım o konuşmanın içinde. Orienteering faydaları anlamında konuşmak gerekirse. Şimdi önce fiziksel faydası vardır. Herkes der ki orientering işte harita ve pusulayla yön bulma spordur diye bahsettim. Daha çocuklar yönünü bulsun çok güzel falan der. Çok basite indirgerler o orientering faydasını. Oysa orientering sporu daha çok zihinsel olduğundan, zihni çok geliştirdiğinden aynı zamanda doğada oynanan satranç diye de tabir edilir. Orientering sporu. Sonra haritada iki boyutlu haritayı üç boyutlu düzeye taşıdığı için kavramsal becerileri, kavramsal zekaları gelişir çocukların. Sonra düşünün bir çocuk elinde harita, ormanda yapayalnız. Kendisi karar veriyor, hata yapıyor, hatalarıyla yüzleşiyor, doğruya yönleniyor. Bütün bunları kendi yapıyor. Ben bazen velilerin yanına giderim. Velilerin o endişeli bekleyişleri sırasında. Çok mu heyecanlısınız? Ya hocam biz onu parkta bile yalnız bırakmıyoruz. Burada ormana bıraktık yalnız. Nasıl heyecanlı olmayalım derler. Ama çocuklar da kendine güven geliyor böyle olunca. Ve ben buna tanık da oldum. Çocuğun ders durumunu ben sormam ortaokul düzeyindeki çocuğun. Ama sonradan öğrendiğim
oldu. Bir çocuk başarı durumu kötüymüş. Sonra burada dereceye girdi. Dereceye girdiğinde okul müdürü şaşırdı. Hocam emin misin dedi ya. Evet dedim, takımda en iyi dereceyi o çocuk, o kızımız yaptı. Ve o takımı ikinciliğe o sürükledi dedim. Onun sayesinde oldu dedim. İnanamadı, okul müdürü bile inanamadı. Her çocuk yapabiliyor. Cevheri başka Birisi, bir kere. Yani o efendim? çocuğun, her çocuğun cevheri başka. O çocuğun da Kesinlikle. öyle bir potansiyel varmış. Bir doğayla, işte harita pusula dediğin gibi o 3 boyutlu, 2 boyuta indirgeme kabiliyeti çok önemli Aynen. bir özellik. Evet, aynen. Evet. Çok güzel. Şimdi harita ve pusulaya geçmeden önce öyle bir dünyaya geçiş yaptık biz. Şimdi burada orienteering kavramları birbirine karışıyor. En çok orienteering deyince oryantal geliyor. Öncelikle bu konulara biraz girelim. Oryantal doğuya özgün demektir. Evet. Oryantasyonla karıştırılıyor. Oryantasyon işe alıştırma demektir. Bunları netleştirmek lazım. Sonra navigasyon, yön bulmak demektir. Biraz kavramları oturtalım yerine diye önce bundan da bahsedeyim istedim. Çünkü çok fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bu biraz takılma, biraz espriyle karışık karşımıza çıkıyor da. Doğru. Astronomiyle de astrolojiyi hep karıştırırlar ya birbirine. Aynen. Evet, doğru. Evet. Evet sevgili Hülya, biraz da istersen sen bize kendi orienteering'de sporla olan bağlantını, Akut Spor Kulübü'yle nasıl tanıştığını falan biraz da sen anlat istersen. Tabii ben biraz böyle doğumdan falan başlayayım önce. Tamam. Ben Denizli Vekil'de dünyaya geldim. Bir tane oğlumuz var. Maşallah. 2013 yılında Migros'tan emekli oldum. Emekli olduktan sonra hani bir boşluğa düşersiniz, arayışlar olur ya. Böyle o hobi, bu hobi derken en sonunda baktım ki doğa benim tutkum olmuş. Doğa yürüyüşlerine katılmaya başladım. Her pazar, kar, kış, yağmur, çamurda doğa yürüyüşlerine katılıyordum. Hala daha devam ediyoruz bu pandemi sürecine kadar. Küçük bir kulübümüz var. Daha doğrusu eski bir kulüpmüş aslında. Demir Spor. Çok eski dağcılar vardı orada. Sonradan işte yeni Eyüpkadır'da falan şey oldu. Adı değişti. 20 senelik, 30 senelik dağcılar var. Abilerim, ablalarım var orada. Onlarla birlikte her zaman yürüyüşe gidiyorum. İbrahim de dediği gibi ondan sonra baktım şeye, İbrahim maratonlara gidiyor. Ben de dedim ki kocaya destek olayım. Gideyim onunla şeylere, şehirlere gideyim. Antalya'ya gittik, Tarsus'a gittik. Ondan sonra Bodrum'a gittik falan. Ama ben Kaçkarlar'a Koşmuyor. gittik. O Ben sonra koş. koşmuyorum. Ben koşmuyorum, ben kocaya destek Vay amaçlı canına. gidiyorum. Vay, bravo. Ondan sonra Sapanca'ya gittik şeylerle birlikte, Gülserenlerle birlikte. Gülseren oraya gittim ben, ama onlar koşacaklar, ben keyif yapacağım otelde. Öyle planladım, öyle gittim. Gülseren dedi ki koşar mısın? Yok dedim, ben hani antrenmanlı değilim, koşmam. Ama ben yürürüm dedim. Ne kadar yürürsün? Ya istediğin kadar yürürüm. Peki dedi, yürümez misin? Tamam yürüyeyim Gülseren. Ondan sonra karar verdik. Ama benim ayağımda normal spor ayakkabılar. Üstümde de kot şort var. Orada da şey var, bakiyanım var, bakiye duran. Dedi Evet, ki doğru. şu kıza bir şey verin ya, dedi ki bir şey giysin üstüne. Neyse üstüme bir şey giydim ben. Normal spor ayakkabısıyla yürüyüşe başladık. Ama kaç kilometre? 50 kilometre. Yürür müsün? Yürürüm. Yürüdük, bitirdik. Evet zorluydu, çok zordu. Ayaklarımın altı şişti, tırnaklarım çıktı ertesi günü falan. Ama o madalyayı almak çok güzel bir şeydi. Sonunda madalya aldım. Ondan sonra işte geldikten sonra şeyle tanıştık. Akut eğitimi için geldiler. 2 gün, bir gün harita, pusula, onun eğitimi verildi. Ertesi günde araziye çıkılacak. Ondan sonra Çiçekliköy'de araziye çıktık, ama ilk daha deneyim olduğu için beraber çıkın dediler. Hani eşli olarak çıkın. Biz eşli olarak çıktık. Performans iyi biz de şimdi. Koşarken biz daha hızlı koşuyoruz falan. Ondan sonra bitirdik. Sonra İbrahim'e dedim ki hadi sen bir harita daha al, bir kere daha yaparsın bu işi. İbo bir kere daha yaptı onu. Ondan sonra böyle başladık. Sonra 2016 yılında Antalya'da ilk yarışa gittik, Kumluca'da. Orada yarıştık. Sonra orta mesafedeydi. Sprint
şehir içi mesafesi oluyor. Sprint yarışı kale içinde. Kale içi o kadar karışık ki yani normalde bulmak bile çok zor. Şimdi aldım haritayı elime, dolaşıyorum. Bir yeri 3 defa dolaşmışım böyle. Köpek yatıyor çünkü orada. 3 defa gidip gelmişim orayı. Sonra dedim ki bırakacağım. Hani öbür hedeflere gitmeyeceğim. Deniz kenarından bitişe doğru gideceğim. Sonra bir çıktım baktım hedefler karşıma gelmeye başladı. Meğersem artık sonlara doğru geliyorum ben. Neyse onu da öyle bitirdim. Ondan sonraki şeylerde dedim ki ya buraya kadar geliyorsun bu yarışı bitireceksin. Hani bitirmek var. Bırakmak yok. Yarışlarda artık birincilik, ikincilik almaya başladım. Sonra 2017 senesinde Avrupa dünya şeyde yarış kategorisinde Avrupa birincisi oldum kadınlarda. Oo, bravo. Harika. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, herkes yapabilir bu sporu. 7'den 70'e herkes yapar. Yeter ki insanlar istesinler, hani kadınlar istesinler. Yapılabiliyor. Ben onu gördüm. Benden daha yaşlıları da var mesela oryantilik yapanlar. Orada bir dostluk oluşuyor, bir arkadaşlık oluşuyor. Çocukların size hocam demesi. Çocukları orada hani anneler, babalar ellerinde tablet verir, çocuklara vakit geçirsinler derler ya. Orada çocuklar çamura dalıp çıkıyorlar, üstleri kirleniyor, bir şeyler yapıyorlar. O kadar güzel bir ortam ki aslında. Hani bütün çocuklar bence oryantilik yapmalı. Hatta okullarda ders olarak okutulmalı oryantilik. Çok güzel bir şey. Doğayı tanıyor çocuklar, ağaçları, her şeyi. Dereden geçiyor mesela ama paçalarını sıvayım demiyor. Dalıp çıkıyor içine. Yani çok güzel bir şey aslında. Hani biz belki de doğayı sevdiğimiz için hani çok seviyoruz. Ama çok güzel bir spor bence. Evet, kazanımı çok olan bir spor. Yani sadece bedensel bir spor değil, kafayı da çalıştırıyor. Evet, kesinlikle. Yani haritayı okumak, haritayı araziye yerleştirmek, ondan sonra şehir içinde mesela caddeleri, sokakları ona göre ayarlamak çok güzel. Hani insan şeyini bilemiyor. Hani kuzeyi, doğuyu, batıyı, güneyi bilmeden okuyoruz, okumuşuz yani. Evet, değil mi? Haritadan anlamayı öğreniyorsun ve o Evet, aslında evet. kendi bir kabiliyet. Aynen, Yeni bir aynen öyle. düşünme biçimi öğreniyor insan aslında. Beyninin farklı türlü de çalışabileceğini ve bundan sonrasındaki hayatındaki diğer problemleri yorumlarken bile o üç boyutu iki boyuta indirgeyebilmek, uzun vade hesap yapabilmek, işte nereden nereye, Aynen. yani ne kadar zamanda gidebileceğini öngörebilmek gibi bir sürü kabiliyet de kazanıyor beraberinde. Artı tabii doğanın içinde olması, temiz hava, açık hava, İşte güzel spor yapıyor olmak, dediğin gibi çok kaliteli nitelikli insanlarla tanışıyorsun, o ailelerle tanışıyorsun, onların da Evet. çocukları, çocuğun onlar tanışıyor falan, böyle her açıdan çok faydalı bir olay. Spor da Aynen, baştan aynen. faydalı. Bir spor düşünün ki pardon hocam. Bir spor düşünün ki 7 yaşındaki çocuk da zevk alıyor. 75 yaşındaki kişi de abimiz, ablamız da çok zevk alıyor. Hep beraber ailecek yapıyorlar. Hep beraber zevk alıyorlar. Yaş, cins ayrımı gitmeden herkesin yapabildiği bir spor. Yani böyle bir spor başka da yok. Bu sene tabii biraz bu maalesef pandemiden dolayı çok kısıtlı Maalesef. kaldınız, değil mi? Maalesef. Yarışmalar Maalesef. evet. Çok o konuda ilk zaten geçen sene çok şanssızlıklarımız oldu. İşte benim Yapılmadı. çalıştırdığım çocuklardan İzmir karmasına 3 çocuğum seçilmişti. Ötesi gelmedi. İzmir'i temsilen bir yerlerde yarışmalara gidecekti. Onlar hayal kırıklığına uğradı. Sonra gene 10 yaş K10 ve E10 yani erkekler ve kızlar 10 yaş kategorisinde çok iyi dereceler yapıp üst kademede gruplarda yarışma hakkı kazanmıştık. Onlar gidemedi. Hep bunlar hayal kırıklıklarımız oldu bizim. Yani çok şey kaybettik. Evet. Daha kötü şeyler de kaybettik ama benim alanımda da bunları kaybettik. Çocuklar düşünün o kadar hayaller kuruyorlar Tabii. ve yarışlar iptal. Şimdi bile öyle 14 yaş altı İzmir yarışmaları olacak ayın 22'sinde diyendi. Planda var ama iptal diye dün il temsilcisiyle görüştüm öğrendim iptal olmuş. Yani kötü günler yaşıyoruz her anlamda. Burada da öyle. Yani her anlamda yaşıyoruz. Geçici bir süreç. Yani bunu tabii aklımızdan çıkartmamak lazım ama çok da Evet. dikkat edilmesi gereken bir süreç bir taraftan. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu süreçte ne yapabiliriz acaba? Yani oryantiring sporunu
yine hani unutmamak, istim üstünde olmak, kendi gelişimi sürdürmek için hani teorik pratik acaba neler yapılabilir? Teorik olarak bir şeyler yapılıyor. Sanal oryantering yarışları falan düzenlendi. Ama çok da yaygın olmadı. Çünkü katılım az oldu. Çok zevk vermiyor. Yani doğada koşmanın zevkini orada alamadılar insanlar. Çok katılım olmadı. Aslında yapmaya çalıştı değişik spor kulübündeki arkadaşlar. O konuda hakikaten takdir edilir çabalar gösterdiler. Güzel şeyler yaptılar. Ama ötesi gelmedi. Hala da yapılmak isteniyor. İnşallah daha böyle dünya çapında da yapılırsa bu pandemi sürecinde belki de o bir kazanım olur. Yani o konuda eksiğimiz var. Şu anda eksiğimiz var. Ben şimdi doğada yapılıyor bu. Biraz şeyden bahsetmek istedim. Oryantering sporunu izleyip de bilmeyenler de olduğunu düşünerek şeyde. Oryantering sporunun yapılabileceği bir ring yok. Bir kulvar yok. Bir parkur yok. Mesela ben ultramaratonlar koştum. GPS'e yükleniyor rotalar. O rotayı takip ediyorsunuz. Ama oryantering'de böyle hiçbir şey yok. Tamamen harita ve pusula kullanabiliyorsunuz. Haritası çizilmek koşuluyla her çeşit arazide yapılabilen bir spor bu. Şimdi bu haritanın üzerinde hedefler konuyor. Bu hedeflere gidip sırasıyla tabii gidip işaretleyip SI yüzüğümüz var. SI'yi basıp ilk önce tüm hedefleri sıra atlamadan tamamlayan kişi dereceye giriyor. Bu şekilde bir yarış şekli oluyor. Dünyadaki gelişimden de kısaca bahsetmek gerekirse 1880'lerde bu dünyada başlamış. Söylenti böyle Hansel Gretel hikayesini duymuşsunuzdur, herkes bilir. Oradaki mantıkla çocuğunu okula götürmek, okuldan eve dönmek, köye dönmek için ormanda yolunu kaybetmesin diye belirli noktalara işaretler konmuş, aileler koymuşlar. Çocuk o işaretleri takip ede ede o hedeften o hedefe, o hedeften o hedefe de okula gitmiş, okuldan eve dönmüş falan şeklinde bir başlangıcı olduğu söyleniyor. Sonra askeri amaçla kullanılıyor. Özellikle uçak pilotlarının düşman topraklarına düştüğünde düşmana yakalanmadan harita üzerinden yerini tespit edip tekrar kurtulabilmesi için askeri amaçla çok kullanılmış sonraki aşamalarında. 1980'lerde Türkiye'ye geliyor. Gene askeri amaçla geliyor Türkiye'ye de. Sonra 2002 yılında eş başkanlık şeklinde Dağcılık Federasyonu'na bağlıyorlar. Sonra İzcilik Federasyonu, dağcılık bizimle alakası yok demiş. İzcilik Federasyonu'na geçmiş. Onun mu da yok? 2006. Çünkü hakikaten siz de biliyorsunuz, ben izcilik konusunu fazla bilmiyorum ama dağcılık konusuna bakıyorum. Orada yarış anlayışı yok. Oryantering'de bir yarış heyecanı ve yarış anlayışı da işin içine girdiği için, izcilikten ve dağcılıktan farklı olduğu için ikisi de dışlamışlar oryantiriyi. Sonunda 2004 yılında kendi federasyonunu kurmuş Türkiye'de. Doğrusu o yani. Doğrusu da o, evet. Şimdi biz akut spor kulübü olarak bunu 11. branş olarak kurulmuş. Akut gönüllülerin de faaliyet alanlarını düşündüğünüzde onların gönüllülük anlamında hayatlarına modellenebilecek bir spor. Çünkü doğada arama kurtarma yapacak kişiler. Orada ortak bir dil kullanılması gerekiyor. Doğayı tanıması gerekiyor. Ben çok gördüm dağın eteği dediğinde, etek mi o ne ya falan gibi şeyler de duydum yani. Akut gönüllüsü arkadaşın arasında bile duymuştum ama artık yok. İyice eğitimler iyi gidiyor. Şimdi yön bulma konusunda bir kuralımız var bizim. Önce 4 tane kural var. Bu 4 kuralı
tespit etmeden yerimizden ayrılmamamız gerekiyor. Bu kurallar neler? Önce neredeyim? Birincisi. Neredeyim? Cevabını verebilmek için haritadaki çizgisel özellikler, doğadaki çizgisel özelliklerle neredeyimi tespit etmemiz gerekiyor. Bu çizgisel özellikler neler olabiliyor? İşte yollar oluyor. Şehir içinde haritalarında oldukça fazla çizgisel özellikler var. Yolları kullanıyoruz, binaları kullanıyoruz, alanları kullanıyoruz çizgisel özellik olarak. Ama dağda biraz daha işimiz zorlaşıyor. İşte ekili tarla sınırları, dere kenarları, dere boyları, orman sınırı, açık alanlar, açık alanın tam ortasında bir değişik ağaç. Ne bileyim, bir tepeyi kendimize kerteriz alıp açık alanın neresine düşüyor kerteriz, onu ayarlamak şeklinde. Hatta şunu söyleyeyim, iyice ustalaştığında sadece ben neredeyimi değil, haritayı pusula olarak bile kullanmak mümkün. Haritayı araziye göre oturtabilme derecesinde tecrübe kazanırsa sporcu, rahatlıkla haritanın üst tarafı kuzeyi gösterdiği için kuzeyi bize gösterebilir. Ben milli sporcularla karşılaşıyorum bazen yarışlarda. Pusulasız çıkmış alana. Bile evet, pusulasız çıkmış. Unutmuş pusulayı. Buluyor ama soruyor. Abi kuzey nerede? Emin olmak istiyor. Ben gösteriyorum burası. Hemen şey yapıyor. Yolunu bulup koşmaya devam ediyor. Yani. Ama artık o çocuklar milli olmuş çocuklar. İyice gelişmişler. Sadece çizgisel özellik olarak şeyleri de kullanmıyorlar onlar. Bildiğimiz, biraz önce bahsettiğim dere yataklarını, şunu bunu da kullanmıyor. Hatta onlar eş yükselti eğrisi dediğimiz veya münhane eğrisi dediğimiz izohipsleri de kullanıyorlar. Onların kafasında arazi, yani arazi arızaları deriz biz ona. Arazi arızalarının yanında işte arazinin yükseldiğini, alçaldığını, rota belirlerken işte nereden dolaşacağım, dolaşsam mı iyi yoksa dağı tırmanıp aşağı insem mi iyi? Bunların kararını bile artık harita üzerinde görebiliyorlar. Gördüğü anda verebiliyor tabii. Evet, tabii. Gördüğü anda verebiliyorlar. İşte ikinci kural olarak hedefimiz nerede? Hedefimiz nerede? Onu belirlememiz gerekiyor. Sonra üçüncü de olarak da hedefimize nasıl gitmemiz gerekiyor? Yani rotamızı nasıl belirleyeceğiz? İşte biraz önce bahsettiğim, dolanmamız mı gerekiyor? Derenin içinden mi geçmemiz gerekiyor? Dağın tepesine çıkıp aşağıya mı inmemiz gerekiyor? Bunun rotasını iyi belirlememiz gerekiyor. En önemlisi de çok basit gibi görünür ama hedefe vardığımızı nasıl anlarız? Vardığımızı fark etmeyebiliriz de. Ha, hedefse gerçekten, gerçek hedefe gidiyorsak, kırmızı beyaz bir bayrak. Kolay. Ona vardığımızı anlarız, o kolay. Ama aynı bilardo masasındaki hedefler gibi çarpma yapıp bir noktayı hedef alıp oradan başka bir hedefe, gerçek hedefe diye bir plan yapmışsak eğer, vardığımız yeri anlamamız için kendimize bir işaret bulmamız lazım. Mesela şöyle örnek veririm, ben verebilirim. Yangın yolu, biliyorsunuz dağların sırtlarında olur yangın yolu, yangın emniyet yoludur da yangın yolu diye kısaca bahsederler. Yangın yolunun sağdan veya soldan giren patika, bu bizim bir işaretimizdir. O patikayı bulduktan sonra atıyorum 20 metre git, doğuya dön, ormana gir. Ormandan işte şu kadar daha ilerle gibi haritanın ölçeğine göre de kaç metre gideceğimizi falan hesaplayıp şeyimizi, rotamızı belirlememizi sağlar. Yani yolumuzu, yönümüzü, bu bahsettiğim dört noktayı, neredeyimi, hedefimiz neresi, nasıl gideceğim ve nasıl vardığımı nasıl anlayacağımı tespit etmeden, karar vermeden asla yerimizden ayrılmamamız, bulunduğumuz yeri terk çok etmememiz önemli. Gerekiyor. Bu çok önemli. Dördünü de netleştirmen lazım. Dördünü de netleştirmemiz gerekiyor. Yani bir yerimi biliyorum, gideceğim yeri de biliyorum. Hadi vallahi bismillah demeyeceksin yani. Yok. Zaten dördünü ben olduktan inanın sonra... hocam. Pardon. Pardon. İnanın hocam, ben koşudan geldiğim için o sizin biraz önce bahsettiğiniz hataları çok yaptım da. Onu söyleyecektim.
Orienteering de tabii ciddi yarışıyorsun ve bir sürü de cabbar adamlar ve kadınlar var yani. Hepsi de ya yani de çılgın gibi koşturuyorlar. Mesela tabii hiç öyle kaybedecek zamanın yok yani orada. Aynen. Evet. Şimdi koşma olayında biz daha çok düşünmememiz gerekiyor. Koşuya konsantre olmamız gerekiyor. Beynimizi yok ederiz biz. Düşünmeyiz hiç. Ama orienteringde tam tersine. Akıllı koşmak derim ben çocuklara hep anlatırken. Koşacağız ama akıllı koşacağız. Düşünerek koşacağız. Hiç öyle boş boş koşmak yok. Benim her zaman örnek verdiğim bir şey vardır. Okulun cross takımında bir çocuğumuz vardı. Bir de hafif tombulca bir çocuğumuz daha var ama zeki bir çocuk. Hatta bana dedi ki hocam koşmak varsa ben orienteriye katılmayacağım dedi. Sen katıl katıl dedim. İlk yarışta bu çocuk okulun cross takımındaki çocuğu geçmişti. Bu benim için çok ilginç bir örnek oldu. Aynı ben. Ben de çünkü çok hatalar yaptım. Pat 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 koştum gittim. Hedefin yanından geçip gidiyorum. Görmüyorum tabii. Koşmak her şey değil. Onu öğrendim. Ya diyorum ki nasıl hani bulamazsın, nasıl yapamazsın? İlk başta çok söyledim şeye İbrahim'e. Yani nasıl oluyor? Yani bu kadar koşan adam nasıl bulamıyor hedefi? Herkesten önce varman lazım halbuki yani. Aynen öyle. Neyse ki sonra... Yarışım ultramaratoncuyla. Neyse ki sonra orienteriğin bu inceliklerini öğrendikten sonra artık yarışlarda pek madalyasız dönmüyoruz. Ne mutlu bize. Yani biz de çok böyle... çok güzel bir şey gerçekten. Koşucuların başarılarıyla. Aynen. Ya buradan şeyi söylemek istiyorum ben. Hani biz master yarışmacılar oluyoruz. Çok az da var hani bizim yaş kategorisinde. Ben de 50 yaş kategorisi. O iyi bir şey. Bol bol madalya alıyorsunuz yani. Aynen. Hiç madalyasız gelmiyoruz yani. Evet, çok güzel bir şey. Ama belediyelerin de mesela bazen destekledikleri çok oluyor. Mesela Finike Belediyesi'nden gram altını aldım. Buradan biz... Evet, gerçekten. Yani buradan bütün belediyeleri sesleniyorum. Hazırlansınlar. Bize gram altın versin. Gram altınları bana hazırlasınlar. Finike'de yazdığımız var. Yazları gidiyoruz, geliyoruz yani. Belediye başkanı falan da tanırım. Buradan teşekkür ediyorum ona kendisine. Gerçekten ilk defa bir gram altın veren bir belediye vardı. O da Finike Belediyesi. Diğer belediyelere de sesleniyorum. Mesela Düzce'de fındık vermişlerdi. Yani bizim gibi yarışmacıları bir ödüllendirirlerse çok sevinirim. Ya. Hani destekler anlamında. Çok doğru. Kendi bölgelerinin tanıtılması açısından da çok farklı bir proje bu. Aynen zaten öyle. Artık hani deniz, işte yazlık, otel tatil falan konsepti bitti. Doğaya dönük turizm çok ön plana çıkmıştı. Bu pandemiden sonra daha da fazla ön plana çıkacak. Doğaya dönük yapılan bütün aktiviteler. Doğada spor, doğada turizm ya da işte doğayla beraber o yerel kaynaklarla birlikte yapılacak aktiviteler. Dolayısıyla çok artacak. Ve o bölgenin tanıtılması için de çok önemli bir şey. Oraya getirip bir bisiklet yarışı, bir orienteering yarışı, ne bileyim bir yamaç paraşütü yarışı, bir tırmanış aktiviteyi düzenleyebilmek. Zaten arayıp da bulamadıkları şey bu belediyelerin bir taraftan da yani. Evet, zaten belediyeleri bu çeşit organizasyonları ikna çabalarımız olduğunda hep bu çeşit konularla gidiyoruz. Tanıtım konusunu öne çıkarıyoruz ki yardım alalım diye. Ama bu pandemi orada da bizi sekteye uğrattı. Her konuda olduğu gibi. Aynen öyle. Aynen. Çünkü yarışlara 1500 kişi katılıyor. Yani 1000 ile 1500 kişi arasında katılıyor. Bunların her bir... Yani. Evet, her birisinin düşünsenize sosyal medyada bunu paylaştığını düşünün. Yani birçok kitlelere ulaşacak aslında. Turizm olmak ister. Başka ne ister turizm zaten yani? Yani değil mi? Aslında öyle hani. Hem de çok nitelikli ve niş bir alan. Saygın bir alan bir taraftan da. Evet, evet. Kesinlikle yani oradaki çocukları görüyorsunuz. O kibarlıkları, centilmenlikleri o kadar güzel bir şey ki yani o gençleri gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Hani geldikleri için, bu sporla uğraştıkları için gerçekten çok güzel, çok saygın aslında. Hani çok nezih çocuklar var. Hepsi de akıllı çocuklar. Bu sporla uğraşmak zaten akıl gerektirdiği için akıllı çocuklar var çoğunlukla. Çok da kibar. Hepsi de hocam hocam diyorlar bize. Burada öğretmenleri, öğretmenlik mesleğine çok saygım var.
Bana da hocam deyince bir garip geliyor. Ben yüzüme bakıyorum Ama hocam. teyze demiyorlar en azından. Ben de ona Aynen. seviniyorum. Sizin çocuğunuz meraklı mı peki? Onun içinde de böyle bir ışık, cevher var mı? Merak nasıl? Yani şöyle, bizim çocuk dediğimiz aslında 34 yaşında bir adam yani şu anda. Doğru. Merakı var mı? Herhalde vardır. Daha bize henüz onu göstermedi. Ama Çünkü hiç çalışıyor. öyle bir şey yapmadınız yani. Bir süresiniz oldu. Evet, çalıştığı için, ama biz de mesela hep çalıştığımız için emekli olduktan sonra başladık bu şeye. Şimdi diyorum ki keşke ertelemeseydik bazı şeyleri. Hani belki 20 yaşında olsaydım milli sporcu olabilirdim. Hani çok geç başlamışız. Yani buradan bizi seyreden gençlere de söylüyorum. Yani hayatı ertelemeyin. Bazı şeyler geçtikten sonra olmuyor, yapılmıyor. Yapsınlar şimdi vakit varken. Hani biz oğlumuza öğretmişizdir herhalde. Belki yapar ileride, bilmiyorum. Artık torunlara gösterirsiniz. Ben Evet. zaten öyle diyorum. Diyorum ki bir tane torun olursa önce sırtımda gezdireceğim. Onun dağları bir dolaştıracağım. Sonra dedesine vereceğim. O da oryantiliği öğretecek. Sonra yarışlara gideceğiz İnşallah. beraber. İnşallah. Ne kadar İnşallah. güzel. Bana yolladığınız videoyu, sizin o videoyu bir döndürmek istiyorum. Alttan Evet. geçecek. O sırada onun üzerine de konuşabiliriz. İsterseniz biraz da Tabii, o tamam. video üzerinden sohbet edelim. Onun üzerinde de konuşabiliriz. Ben o arada Başladı. başladı. Heh, başladı tamam. Heh. Burası Bartın, Amasra'da. Hı. Bu Bu özel bir yarış. 23 Nisan'da İzmir'de olmuştu. Bu Maraş'taki yarışımız. Bu da bizim tüm Akut Spor Kulübü oryantiring takımı. Antalya'daydı. Hı. Aslında Evet. birçok yarışa gittik Bu hani. yarış 19 Mayıs yarışı, özel bir yarış, İzmir'de yapıldı. Buradan bahsetmek gerekirse öğretmenlere yönelik bir eğitim istediler benden, oryantiring tanıtımı ile ilgili ilkokul öğretmenlerine yönelik bir seminer düzenlemiştim. Onun afişiydi. O Çok da güzel. madalyalara doymadığımız Maşallah yok vallahi çok yani Mustafa sürekli o aldığınız madalyaları bize duyuruyor. Bayılıyoruz yani yüreğimizin yağları eriyor vallahi. Ya çok güzel bir şey. İlk mesela ben dağ yürüyüşüne gittiğimde İzmir'de şeye Nif'e çıkacağız. Yaşlı bir tane amcamız vardı. O zaman 80 yaşındaydı. Hep 80 yaşındaydı yalnız o. Şimdi İlk yürüyüşüm daha benim dedi ki 10 dakika kal. Şöyle tepeye bakıyorum. Tepeye dedi bakmayacaksın. 10 dakikan var. 10 dakika sonra oradayız. Kaç 10 dakika sonra ben yukarıya çıktım. Dedim ki bir daha Nife çıkmayacağım diye düşündüm. Sonra dedim ki ilk çıktığımda, o zirveye çıktığımda ya o kadar güzel bir duygu oluyor ki, yani başarmanın verdiği bir duygu, mutluluk, o kadar güzel bir şey ki. Ondan sonra kaç defa Nife çıktım. Sonra Dedegöl'de siz aklıma geldiniz. Dedegöl şenliklerinde gittik şimdi oraya. Zirveye artık çok az var, karlı, ama yüksek irtifadan dolayı böyle bir uykum geldi, bir gözlerim karardı falan filan. Yapardım. Durdum. Aa dedim Hülya, o kadar yolu geldim, bu zirveye çıkman lazım. Biraz kendimi dinledim. O dinlerken dedim ki ya dedim nasıl hocam, nasıl Everest'e çıktı? Böyle aklımdan böyle film şeridi gibi onlar geçti. Sonra çıktım ama zirveye. Bravo. Bitirdim. Sonra dedim ki ileride belki bir gün neden olmasın nasıl hocam rehberliğinde Everest'e de çıkabiliriz. Oh. Vallahi ben bir tur daha Everest'te biraz zor. Bacağım kolum kırıldı ya benim bu gezi eylemlerinde. Maalesef Evet. profesyonel spor hayatım sona erdi. Günlük hayatımı etkilemiyor ama o tür ağır antrenmanları artık kaldıramam ne yazık ki. Başka bir yaşamda kısmetse. Hocam hep şeyi merak ederim. Hadi biz işte burada kürsülerle falan tatmin oluyoruz. İnsanlar ha tabii bir şeyler yapınca alkış duymak istiyor. Mesela bir adam gol atıyor, bütün tribünler ayağa kalkıyor. Bir üçlük atıyor basketi, bütün tribünler ayakta. Ama nasıl hocam zirveye çıktığında yalnız başına kendisi zirveye çıktı, alkışlayan yok. Ben de Bu o aklıma bak duyguları çok bazen güzel bir yer. Evet, söyle lütfen, ben devam edeyim. ben o duyguları mesela 3000 metrenin üzerinde zirve defterleri var. Zirve defterine adımı yazarken bunu hissettim. Yani burada şu anda beni alkışlamaları lazım. Gol attım çünkü keşfettim orayı.
Ziyarete geldim aslında. Keşfettim demek yanlış olur. Ziyarete evet. gittim Hasan Dağı'nın zirvesine, Aydos'un zirvesine ama alkış yok. Neler hissettiniz mesela siz oradayken neler hissettiniz? Valla bence dağ ve doğa sporlarının en büyük büyüsü seyircisiz olması. Yani sporcunun kendisinden başka herhangi birisine bir şey ispat etmek, bir şey göstermek, bir şeyle ilgili bir böyle yenişmek gibi bir meselesi yok. Sporcunun tek derdi var. Kendi sınırlarını geliştirmek, kendisini aşmak, kendisini geçmek, kendisini yenmek, kendisine meydan okumak. Yani doğru bakış açısı bu aslında. Tabii ki dağı yenmek, dağı fethetmek, dağı alt etmek, seni yeneceğim İstanbul gibi böyle hani vardır ya eski Türk filmlerinde gariban gelir köyden kırsal. İşte İstanbul bir tepeden bakar aşağıya böyle yüz binlerce bina bir şey bina yığını ve o küçücük bir insan oradan böyle seni yeneceğim İstanbul diyor koca İstanbul'a kafa tutar. Şimdi bu da mümkün yani kocada ama daha seninle ilgilenmiyor ki kafa tutsan ne olur yani. Dağ ve doğa zaten sana bakmıyor. O sadece kendi varlığını sürdürüyor. Aynen. Gerçekleştiriyor. O kadar. Sen aslında kendinle yarışıyorsun. Bu bakış açısını evet. içselleştiren ki tabii kökeni dağ ve doğa sporları olan insanlar zaten kürsüydü, seyirciydi, alkıştı, ödüldü falan bunları zaten beklemiyorlar. Çünkü sporların doğasında zaten yok bu. Ama tabii ki ne bileyim işte bir Everest'e çıkan ilk Türk olduğunda ya da bir şeyi başaran ilk bir şeyi başardığında bunun geri döndüğünde mutlaka bir toplumsal karşılığı var. O zaten seni motive ediyor. İçten içe kaçılmaz olarak motive ediyor. Çünkü bir taraftan da bir milli taraf var. Şimdi dedin ya sen de ben gençliğimde girseydim bu işlere ne güzel milli sporcu olurdum diye. Milli sporcu olmak benim hayatımda inanılmaz heyecan duyduğum şeylerden bir tanesi. Ve gerçekten işte iki tane çocuğumuz var ve hayalim ikisinden birinin milli sporcu olması. Çok isterim birinin milli sporcu olabilmesini. İnşallah. Açık. Evet gerçekten. Yani hedefe gidiyorsunuz. Orada o hızla koşuyor ya. O hedeften çekiliyorum ben. Önce o bassın hani gitsin. Onun bir şeyi var çünkü. Amacı var ama evet amacı var onun. Hani benim öyle bir beklentim yok ki. Onu engel olacak bir şeyim yok. Yani şu çok güzeller ya. Çok, gerçekten çok güzeller. Biz o çocukları biz o çocuklarla parkurlarda karşılaştığımızda dar bir patikadan koşuyoruz. Arkamızdan geliyor. Eğer böyle bir hedefi olan milli sporculardan birisi ise hemen kenara çekilip yol veriyoruz ki çocuk tabii. bir an evvel gitsin diye. Çünkü onlar saniyelerle yarışıyorlar. Hani onlar için saniye çok önemli. Evet o tabii bir taraftan da kendini ölçüyor sürekli. O saniyelerle yarışıyor. Zaten yani saatler süren bir efor bu mücadele. Onu tekrar test etmesi için belli bir zaman geçecek. Zaten O test çok anlamlı ve çok önemli onun için. Çünkü orada gördüğü, ölçtüğü değişiklik onun gelecek performansıyla ilgili, antrenman yöntemiyle ilgili, hedefleriyle ilgili bir karar vermesini sağlıyor. O yüzden gerçekten önemli o rakamlar. Evet, evet. Yani kürsüye yani, oynayan önemli. Aslında birçok şey kulüpler geliyor mesela şeye, yarışmalara. Herkes işte kürsüye çıkınca alkışlıyor. Ama belli bir şey sonra oraya gelen kulüpler aklında kalmıyor. Ama Akut olarak biz çıktığımızda tüm Türkiye tanıyor bizi ve herkes alkışlıyor. O kadar güzel bir şey ki yani Akut gönüllüsü olarak, Akut sporcusu olarak orada bulunmak da ayrı bir keyif zaten. Hani ya birden herkes sizi tanıyor. Evet yani. Orada gerçekten Akut zamanında çok olağanüstü bir iş başardı. Türkiye'nin en prestijli kurumlarından biri haline geldi. Sonrasındaki süreçte biraz böyle işler karıştı ama yani her zaman Akut Spor Kulübü'nün bir parçası olmak, Akut Vakfı'nın, Akut Derneği'nin bir parçası olmak çok büyük gurur duyulacak. Çok ayrıcalık bir şey, çok güzel bir şey gerçekten. Evet, Akut sporcusu olmak hakikaten ayrıcalık. Hiç tanımadığınız bir şehirde, örneğin Adana'da, Tarsus'ta koşuyorsunuz ve kenardan alkışlıyorlar. Sanki senin takım arkadaşın, senin seyircinmiş gibi Akut hadi koş falan. O yani, yetiyor insana. Bir sürü insan geçiyor ama Akut orada radara takılıyor. Evet. Onun toplumla başka bir bağı var, başka bir... Kesinlikle. Nasıl diyeyim böyle yoldaşlığı var yani Akut'un Türk milletiyle çok özel bir yoldaşlığı var. O değeri işte korumak en önemli konu o değeri korumak. Yani bizim temel değerlerimiz gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek ki onu sonradan genişlettik. Başta insan olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek diye ve tabii ki dürüstlük ve güvenilirlik.
Yani bu 5 tane temel değer, Akut'u Akut yapan temel değerlerdi. O değerlerden asla taviz vermemek lazım. Yani o değerlerin içerisinde kaldığımız sürece önümüz açık. Ama değerlerden uzaklaştığınızda sürdürülebilirliğiniz maalesef artık bir soru işareti haline geliyor. Bu bütün kurumlar için geçerli. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri için de geçerli, devletler için de geçerli, en büyük şirketler için, dev holdingler için de geçerli. Yani temel ilke ve değerleri asla taviz vermeyeceksiniz, bozmayacaksınız onları. Evet. Akut Spor Kulübü'nde buna çok büyük özen gösteriyoruz. Akut Vakfı'nda da yine aynı şekilde. Çünkü bu iş bir kez bir taviz verirsen, bir kez bir açık kapı bırakırsan mutlaka arkası gelir ve tavizde tavizi doğurur. Yani biz bunca sene, ben Akut'u 18 yıl başkan olarak yönettim, 20 yıl bilfiil yönettim. Bu konulara çok aşırı derecede hassastık hepimiz. Yani sadece ben değil, bütün kurum hassastı. Ve bugün sizin o işte koşarken 1500 kişi koşuyor ama iki tane Akut üzerinde Akut tişörtü var. O iki tanesini alkışlıyor vatandaş. Onun sebebi o. O 20 küsur yıl boyunca o temel ilkelerimize, değerlerimize, geleneklerimize, kurum kültürümüze aykırı hareket etmememizden. Ama bunu da böyle bir miras yedi gibi de harcamamak lazım bir taraftan da. Kesinlikle doğru. ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Şimdi biz gönüllüyüz. Bütün yarışmalara hani kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Aslında federasyon hani bizim yaş grubundaki yarışmacılara destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani ne bileyim bir oradaki konaklama da şey yapabilir ya da yol ücretinde bir şey yapabilir. Hani destek çıkarsa daha çok yarışmacılar katılabilir, daha çok herkes girebilir diye düşünüyorum. Ama ilk başta mesela bütün yarışlara gidiyorduk biz. Gitmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Ama bu sonra artık zor olmaya başlıyor. Hani yol parası var, konaklama var, oradaki işte yeme içme parası var. Artık ilk baştaki gibi değil. Hani gittikçe hayat zaten şartları zorlu. İki emekli insan hani kendi imkanlarıyla gidiyor. Aslında federasyon bunun için bir şey yapamaz mı? Vallahi aslında buradan duyurmuş olduk. Buradan duyuralım. Aslında en güzeli iş birliktelikleri. Yani Finike Belediyesi'nin yaptığı gibi iş birliktelikleri. Altın vermesine de gerek yok. Yani verse tabii mükemmel olur. Muhteşem olur ama gelen sporcuların konaklamasını karşılaması, ulaşımlarına destek vermesi gibi. Ya bu iş aslında iş birlikleriyle çözülür. Bir federasyonun tek başına da çözebileceği bir şey değil bu. Çünkü Türkiye'nin hali ortada. Yani asgari ücret ortada. Federasyonların da imkan ve kabiliyetleri, kaynakları ortada. Ama işte yerel yönetim, özel sektör, bir de işte üçüncü sektör dediğimiz o sivil toplum kuruluşları, ama buradaki sivil toplum kuruluşunun yeri federasyon. Yani yine aslında bir sektör, bir alan, sportif bir sorumlu alan. Ama onun yanına özel sektörü almak lazım. Yerel yönetimleri almak lazım ki saç ayağını oluşturalım. Çünkü her birinde farklı kabiliyet var. Federasyonda tabii ki yetki var. Yani yasal yetki var üzerinde. Yarış düzenlemek, işte nasıl yapılacağını belirlemek, nerede yapılacağını belirlemek. Özel sektörde sermaye var ve kendini duyurma ihtiyacı var. Yerel yönetimde de aynı şekilde kendi bölgesine işte turizm çekmek ihtiyacı var. Ki bu tür sporlar müthiş bir turizm potansiyeli olan sporlar bir taraftan da. Yerli yabancı. Yani ki Türkiye yamaç var üstünde dünyanın en iyi destinasyonlarından biri. Kaya tırmanışında yine öyle mağaracılık deseniz müthiş mağaralar var. 40 bin tane mağara olduğunu söylüyordu rahmetli Tümüşün Ergen zamanında. Orientering yine görüyoruz. Bu sporun da Türkiye'de Kapadokya gibi ne bileyim işte Kapadokya gibi bir mekanda orientering unutulmaz bir deneyim olur herkes için eminim. Yani böyle uzun yürüyüş rotaları var. İşte Likya yolu, Sempol yolu falan gibi. Çok şey var Türkiye'de. Buna önemli olan daha çok yerli yabancı turisti çekebilmek. Onun için de işte bu tür organizasyonlarla, spor federasyonlarıyla, özel sektörle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikteliği yapmak lazım. Dolayısıyla sırf federasyon da beceremez. Mesela bizim Pegasus sponsorumuz biliyorsunuz uzun zamandır Akut Spor Kulübü'nün. Orientering branşındaki arkadaşlar, sizler de kullanıyorsunuz bunları zaten. İşte bu iş birlikteliklerini çoğaltarak ancak hem sporda kaliteyi, sporda başarıyı, performansı geliştirebiliriz. Hem de daha çok insan zevkle bu sporu yapma yolunda kendisini dahil. Aynen. Aynen, iş birliktelik, yani bütün iş birlikteliklerini geliştirebilmek. O da marka olduğunuz zaman, yani Akut Spor Kulübü kuvvetli bir marka olduğu için ve çok başarılı sporcular orienteringde olsun, işte atletizmde olsun, kayak ve snowboardda olsun, kiteboardda olsun, motosiklette gibi branşlarda çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz için de bir taraftan o Akut'un bir nasıl diyeyim bir hani bir
bir Akut efsanesi var ya, dernekle başlayan ve spor kulübüye vakıfla devam eden. Hani ona yakışan bir spor kulübü oldu Akut Spor Kulübü de gerçekten. Beni de en çok heyecanlandıran tarafı aslında o. Sonuçta biz de hep hayatımızı sporla bulduk. Sporla kendimizi geliştirdik. Kendimizi gerçekleştirdik ve işte yeteneklerimizi ortaya çıkarttık. Akut Derneği bile dağcılardan çıktı. Yine sporculardan ortaya çıkan bir yapı. Dolayısıyla sporu daha böyle geniş kitlelere yayalım. Sağlıklı yaşam için spor, herkes için spor felsefesiyle daha çok insanı sporla buluşturalım ve sizler gibi de elit sporcular yetiştirelim arzusuyla 2009 yılında spor kulübünü kurduk. 9 yıl sonra, yani 10 yıl içerisinde olimpiyatlara bile sporcu yolladık. Yani bu bir spor kulübü için fena fillah mertebesi. Yani olimpiyatta sporcu olmak ve olimpik spor kulübü haline dönüşebilmek. Bu tabii işte sizler gibi böyle çok nitelikli ve gönülden kendisini hem Akut ruhuna adamış, bir taraftan da Akut Derneği'nin de görüntüsü olmanız, operasyonel tarafta da sahada olmanız çok değerli burada tabii ki. Bir taraftan da böyle spor adına bu çalışmalarınızı Akut Spor Kulübü ile birlikte yapıyor olmanız harika yani. Bizim açımızdan nefis, böyle başarılı sporcularla bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz açıkçası. Hocam zaten burada biz de sizin bu vatan lafla sevilmez, eylemle sevilir sloganınızdan da hareket ediyoruz. Tabii ondan da esinleniyoruz. Biraz önce bir konudan bahsettiniz. Neden spor yaparız türü. Ben ona girecektim. Siz hemen benden önce girdiniz. Neden spor yaparız? İki dakika sonra. Kaldı. O zaman hemen toparlamamız lazım o zaman. Eğlenmek için spor yapmalıyız. Ben başlayayım o zaman. En önemlisi eğlenmek için. Sonra antrenman ve gelişim sağlık için olabilir. En son müsabaka için spor yapmamız lazım. Eğer bir çocuk eğlenmiyorsa, o çocuk başarılı olsa bile temeli çok zayıf olduğu için başarısını sürdüremez, mutsuz olur. Çünkü kazanma kaybetme kaygısı duygusal gelişimini olumsuz etkiler. Spor yapmaktan çıkıp kazanacak mıyım, kaybedecek miyim diye düşünür. Çocuk daha çok kaygıdan kaçar, spordan kaçmaz. Ben kaybedip de rezil olmaktansa en iyisi yapmayayım bu sporu deyip spordan kaçar. Ben o konuda amacımın sadece eğlenmek ve gelişmek olmasını düşünüyorum. Çocuk eğer sosyalleşsin, çocuğum eğer sosyalleşsin, eğlensin istiyorsanız hiç çocukları müsabaka ortamlarına sokmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten çocuk zevk alıyorsa, keyif alıyorsa gelişmeyi kendisi ister. Bu gelişme de zaten müsabakalarda da başarıyı getirir. Tabii, otomatiktir bu. Kendi kendisine ilerletir. Başla oraya gider zaten. Kaçınmaz. Evet, evet. Yani çocuk önce eğlenmeli. Ben şuna tanık oldum. Milli takıma seçilmiş bir çocuğum, kızımız vardı. Milli takıma çağrıldığı sene oryantiriyi bıraktığını öğrendim. Çok üzüldüm. Hay Allah. Demek ki hiç keyif almadan yapmış oralara kadar. Kim bilir ailesiyle mi, ailesini zorladı, neden böyle bir şeye karar verdi anlayamadım. Çok şok olmuştuk biz. Demek ki keyif almıyormuş dedim. Vardı şimdi, bir sebebi muhakkak. Aynen öyle. Parlayalım. İki dakika kaldı. Evet, bir dakika hatta. Yani şöyle, evet, o zaman son sözlerimizi var. Söyleyelim. Evet sevgili Hülya, senle bitirelim ne olur. Şeyi düşünüyorum ben, hani doğayı hep biz koruyoruz ya. Aslında devletimiz korumalı doğayı ama biz korumak için uğraşıyoruz. Doğa sadece işte piknik yapmak yeri değil aslında. Hani doğa deyince hemen piknik geliyor, bizim aklımıza mangal geliyor. Doğa bu değil aslında. Doğa ağacıyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle, yılanıyla, her şeyle doğa. Onu sevince doğa oluyor. Öbür türlü doğa olmuyor zaten. Hani yürüsünler insanlar. Doğaya çıksınlar, yürüsünler. Kuş seslerini bir dinlesinler. Kendi başlarına kalsınlar. Doğayı sevsinler. Zaten doğayı sevince herkesi seversin. Doğayı seven çok insan, doğru. Yürüyen insan. Diyorum ki bütün siyasetçileri yürüteceğim ben. Yürüsünler. Yani siyaseti bıraksınlar, yürüsünler. Kavgalar olmaz, savaşlar olmaz. Vallahi hayvanı ve doğayı sevenden zarar gelmez. Evet, yani hayvan buradan, zarar gelmez yani. Buradan ailelere de söylüyorum, çok geç kalmadan bütün çocuklarını oryantiriye yönlendirsinler.
Yani bir sporla uğraşsınlar çocuklar. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili İbrahim, iyi ki yaptık bunu. Sizi daha yakından tanıdık. Ben de daha yakından tanıdım bu vesileyle. Biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.